sınıfına Cemal Reşit Rey, Sayın'ın bir de Bülent Tarcan. Onlar çok arka arkaya ölmüşler. Hepsi değişik insanlardı, karakterlerdi. Yani onların anısına sunmuş tam etmemişti. Onlar da 90'da vefat etti. Ya 91'de de, bu da 90 işte bir yıl sonra. Neyse, şey bu. Bir 3 yıl bir Amerika hikayem var. Arkadaşlardan sizlerle de konuştuk. Yani ben olabildiğince erken bitirip döneceğim. Stratejilerim var. Bir baştan döneceğim. Çabuk bitireceğim, çabuk döneceğim. İşlerim var. Askere gideceğim. Ondan sonra Hürgen işime bakacağım. Hakikaten böyle o şeylerle gittim. Tam gitmeden evvel, bak şimdi aklımda müzikle ilgili fikirlerim de var. Ne yaparım oralarda falan diye. İyi çalıştım yani. Bir iki yıl bayağı kütüphaneyi sömürdüm yani. Yani kelimenin tam anlamıyla sömürdüm. Kayıt mayıt yazsak göğe kasetlere. Tam Türk oğlu, Türk usulü. Öyle böyle değil. O zaman kaset var. Bir an falan. Çok iyi günler geçirdim orada. Yani rahatlığım, keyfim yerindeydi. Ya beni de sevdilerdi. İyi çalıştım. Ha mesela işte oradan. Genellikle o da müziği yazdı. Bitirişte, finalde bir orkestra müziği yazdım ama artık onu çalmayacağım. Orada da şu davam vardı. Sert müzik daha gitmeden. Ya benim dil fazla sert, biraz rafinman yapayım diye kafamda o şeyler vardı. Biraz daha yumuşatayım, biraz daha sakinleştireyim. Gerilimi biraz azaltalım bir de. Ya da dilime biraz öyle bir şey de katayım. Bir boya daha şeye, palete ekleyeyim. Böyle bir takım şeylerim vardı aklımda. Fırsatım da o oldu doğrusu. Dediğim gibi yani orada son yıl dışında bol bol oda müziği yazdım. Hatta bir piyano parçası seti yazdıydım. İşte öyle bir söz. Bir şey söyleyeyim mi? Kraft'la anılarınızdan bahsedelim. Ciddi anım yok. Yani o da mesela karizmatik bir figür anım var da şöyle yani. Karizmatik bir figür ama bana göre hiç iyi hoca değil. Notayı gösteriyorsun. Well, yani fazla, ha çok ayrıntıda pardon, onun dışında acayip ayrıntıda. Onu bir ölçüye takmış, yok onu böyle mi çalsın, böyle mi çalsın, yok flajöle mi olsun, yok flajöle de pizzicato mu olsun. Ya burada koyacak bir analizi var, orada mercekten oralarda bir ölçü, iki ölçü, öyle mi? Ama müzisyen adamdı. Yani şöyle oturt, sana bütün şeyleri filan şakır şukur çalardı yani repertuar filan çok iyiydi. Hani başka derslerim olduğu için de yani söyleyebiliyorum kompozisyon dersi dışında. Ama zaten kafası öyle çalışıyordu. O öyle büyük form kurma kaygısından çok ayrıntıda özel şeyler yakalama merakı vardı. İyi biliyordu çalgı işini, akustiğini, özelliklerini. Ve onları bir ara benim en çok aklımda kalan şeyler onunla çalışırken bunlar oldu. Benim orada başka bir hoca vardı. Ben asıl ondan çok faydalandım. Çok şey bir adamdı. Yani daha öğretmen tipli bir besteciydi. Yani onun da güzel rütbeleri vardı. Pulitzer ödülü bilmem ne ama boş ver sana bunu geç. Yani şeyi daha çok daha iyi öğretiyordu. Yok formla ilgili soru sorar, tartışılır, kurguya bakar, ona bakar, buna bakar. Yani daha çok şey öğrendim ondan. Sürekli besliyordu. Öbürü daha beslemekten çok, mercekten o bir ölçüye, iki ölçü, üç ölçü. Bu da ayrı bir şey yani ayrıntı önemli ama bana göre fazla ayrıntı diye geldiğini bile düşünüyorum yani çok fazla ayrıntıdaydı. Ama o da öyle mesela müzikle ilgili repertuar iyiydi. Git ona bak, buna bak, onun ona benzer bir şey uzun eser de var. Ona böyle çok güzel yönlendiriyordu. Şey söylüyorum, çok çıkan bir yani. İyi, literatür iyi oluyor yani. Hemen böyle adresler, nokta, kendi şeyi yaptım. Bak işte kütüphane orada ben sana söyledim ne halin varsa gör. Ama bir şeyi vardı yani. İşte yapmak istediğin şeye daha yakın ya da onu besleyecek bir şeyler varsa. Genelde öyle. Öyleydi yani ama bana sorarsan iyi öğretmen tipi değil yani. Daha artist. Zaten okullar öyledir.
bir tane vitrinde bir artist koyar, onun yanında da daha öğretmen gibi içini koyar filan falan yani. Biri iyi polis, öbürü kötü polis çünkü öğretmen olan pis notlar verir. Çarpılır filan, şeyi o alır üstüne. İşin faturasını o alır, öbürü well, well deyip yolundan devam edilir. Ama genelde öyle, o pek konuşmayı seven bir adam değildi, kendi müziğiyle ilgili de öyle. Yani başka birileri işte bir takım şeyler işte böyle konser öncesinde bir sonrasında bir takım oturumlarda filan sorarlar. Doğru düzgün ağzından bir laf çıkmazdı yani iyi bir şey boşver. Böyle yani fazla orada 10 dakika konuştuysa well, uzun böyle laflardan 7 dakikası diyeyim. 3 dakikada da işte arada bir şey söylediyse söyledi. Öyle öyle. Yavaş konuşuyordu. Çok yavaş. Viyana'da şeyde bir seminer vermiştik. Ha öyle. Bir şey yine fazla bir şey söylememiştir herhalde. 1,5 saat falan konuşmuştu ama böyle kısık sesle azar azar. Ne söyledin sen 1,5 saati boş ver. Sonra ne kaldı cımbızdan? Sen birini azaltmıştı. Öyle. İşte o kadar fazla bir şey söylemez yani. Ondan ben sana o konuda şeyim var. Tabii bu Bilkent'te çalınan yani bu kaydolan müziğin partisyonu var mı yoksa o da mı el yazısı? O da el yazısı. O da el yazısı. Biz el yazısından geldik. Lütfen el yazısından geldik. Ama hakikaten güzel el yazısı yani. Bak abartmıyorum. Yani bayağı mürekkepli, dolma kalemli, cetvelli, metvelli. Yani ama ya o da pis. İşte son demek ki 97'de ben oradan mezun oldum. O 97'deki orkestra müziğini de elle yazdım. Ama ölüyordum vallahi. Şimdi şey yetişip bitecek de bitmiş müzikte kopya ediyorum filan. Ya son 2 gün gözlerim ağlayarak yazdım. Vallahi ağlıyor. Çünkü sırtıma öyle bir şey girmiş ki böyle uzun müddet aynı pozisyonda böyle böyle yazmaktan kopuyoruz ya bıçak sokuyorlar. Ağrı kesecek falan. Biraz gayret diyorum çünkü gayret edemezsek kalacağız bir dönem daha boşuna şeyler yapayım. Ben hemen bir an hemen işimi halledeyim. Valla inan ağlayarak yazdım yani. O yüzden çok memnunum şeyde en azından şekil değişiyor çünkü böyle yapıyorum böyle filan. Yine boyun boyun bir şeyler ağrı var ama o böyle böyle durmaktan uzun saatler berbat. Asla yani şöyle olacak yani kenarından kurtardık. Yani böyle meslek hastalığı istiyorsan ayrıca bak o dolma kalemi uzun saatler yazmakta şu parmağım bu yanında şişiyor. Böyle. Neyse şimdi indi artık. Bir ara bayağı böyle şişmişti ya meslek hastalığı diye bir şey varsa hakikaten var öyle bir şey. Efendim işte öyle. Ne diyorduk? O da el yazdı. Yapacak. Sen dedin diye bana kalsa daha son müzikleri getirecektim ama sen daha böyle bir panoramayı görelim, şeyi retrospektif görelim dedin diye. Evet. Peki, belki biraz altını hızlanayım mı? Ya o yıllarda, pardon özür diliyorum, falan benim işte oda müzikleri var. Acaba hangisini çalsam, şunu çalsam, pardon. Mesela bir şey çalayım size. Gizemli parçalar diye bir şey. Bunu nasıl yollamıştın? Onu yolladın mı? Evet. Ha onu sonradan tabii yazdım. O da el yazısı. Onu sonradan başka işte çalındığı için epey yazdım yani. Sağda solda epey çalındı Türkiye'de dışarıda. İşte öyle çalınma şeyi olunca yazıyorum. Yoksa şeyde kalıyor. Bak mesela öbür şeyde işte bu dün çalınan müziği de, o da el yazısıydı. Böyle yarışma falan vardı 2001'de mi ne? Bilgisayarlar istiyorlardı. Oturdum yazdım yani. Baktım ya biz buradan bir şey çıkartırız yarışmada. Oturduk yazdık işte yani. Öyle yani bir şey olursa yazdım. Ama galiba el yazısıyla olan benim müziklerden bir o var, çığlıklar var. Bir de eskiden öğrencilikten kalan piyano sanatı var. Onun dışındakileri yazdım yani. Onun dışındakileri yazdım. Evet bunu yaptım. Oradan 3 bölümlü bu. İşte biraz oradan şey yapalım. Dediğim gibi oda müzikleri daha ince ayrıntılar, biraz daha sakin bir müzik. Bu mesela bir mezzo
soprano, viola, klarnet, bir de yumuşak vurmalı çalgılar. Yumuşak ama. Böyle deminkisi gibi değil, sakinleşelim. Hakikaten onu bayağı istiyordum. Yani müziği ağırlaştı, sakinleşti, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Böyle bir derdim vardı o yıllarda. Bir bölüm çalayım, ilk bölümünü çalayım. Ha tamam. Oradaki metinler Yunus Emre'nin şiirleri ama şimdi yapmam. Şimdi değil, epey bir zamandır yapmam ama o zaman emin olamadım. Biraz çekindim, bekindim, icrayı düşündüm. Bunun Halman'ın, Talat Halman'ın İngilizce çevirmesinden şeyler, şiirler, onu kullandığı bir müzenin şiirleri. Efendim? O Amerika'da yazdınız. Tabii tabii, şey. Orada yazdım. Orada epey öyle dediğim gibi 3-5 tane oda müziğim var. Çünkü yani birkaç sene onu istiyorlardı. Şeyde, yıl içi konserlerde filan çalınıyor. O şiir programı parçasıydı yani şu kadar müzik yazmış olmam ve çaldırmış olmam orada şeyde gerekiyordu. Bir saat miydi neydi, süresi vardı miydi, bir saatti galiba. Yani böyle bir şey vardı, şeyi bitirebilme hakkı elde edebilmek için. Tabii yani böyle bir şey vardı yani. Onu ne kadar zamanda toplarsan, yani bir de dersler ayrı, dersleri geç. Şey öyle biliyordu ama kolaydı. Şey yani pek müzisyen bulmakla uğraşmıyordun. Okul parası vardı. Yani şey ayrı ilk okulu parası vardı. Bizim hemen az ileride de Curtis vardı. Curtis'te de zımba gibi müzisyen çocuklar var. E işte orada bizim toplam 10 besteci falan vardı doktora programında. Bunların bazıları tetmesi falan diye dedi. 10-12 arası, 10-12 gibi. E işte yılda 3 konser falan oluyordu. Şey çarp dönüyordu bir şekilde. Bir de yani orada çalanlara da para verdiği için çalan kolay buluyordu. Yani bir sıkıntı olmuyordu. Ekstra gibi geliyordu çocuklara. İşte 3-4 program ne yapıyorlardı, unuttum şimdi sayısını. Akşam bir konserde çalışıyor. Daha da iyisi yine üniversite şey yapmak için bir de bütçesi vardı. Resepsiyon bütçesi. O paranın kontrolü bir şekilde bizdeydi. Yani işte $100 resepsiyon için bütçe tak. Çalan çocuklara hatırladım yine adam başı $100 iki eserde çalıyorsa bilmem ne. Üç eserde çalıyorsa azalıyor, 300'e alamıyoruz. Biraz azalıyor, öyle şeyler yapmışlar ya yani. Gibi alan satan memnundu, herkes memnundu yani. İş öyle yürüyordu. Ama güzel bir şey vardı, eseri çalınmayanlar, işte sen git marketten alışveriş yap, sen kapıda bekle, sen ışığı aç, sen sehpaları koy. Filan gibi böyle iş bölümü sonra öbür konserde yer değişti. Güzeldi yani biraz sahne tozu filan oluyordu yani işte. Yani bir şey tatlı bir ortamdı filan. Öyle yani. Orada mesela şeyde orkestrada da mezuniyetteki eserlerde de işte Curtis Öğrenci Orkestrası okuyordu yani. Okuyor dediğim işte bir provasını veriyordu yani. Sonunda da bir baştan sona geçiyordu. Sürekli kayıt halindeydi filan falan yani. Senin böyle böyle işe yarar bir kaydın elinde oluyordu. Böyle bir konser gibi değildi o ama bir işte okuma provası gibiydi. Böyle yapmışlar şey programı. Mesela ben şeyi yapamadım. Aleyla Cel'e gittiğimiz için orkestrayı orada okutamadım. Boş ver dedim. Yani zamanım kalmamıştı. Biraz daha oyalanmam lazımdı filan falan. Neyse oradan bir şey dinleyelim. İkinci bölümü dinlese dilimi hiç karar veremiyorum yani. Hadi bir ses duyalım ya. Bir de dinleyelim. Yani üçüncü bölüm var. Üç bölüm bir şey. Almanya'da bir icra daha sonra.